Avrupa Birliği'nin en parlak ekonomilerinden Polonya bu pazar seçimlere gidiyor. Başbakan Donald Tusk ise seçimleri ikinci defa kazanarak 1989'dan beri görülmemiş bir ilke imza atmakta kararlı. Komünist rejimin sona erdiği bu yıldan beri hiçbir başbakan ikinci defa seçilmeyi başaramadı. Sağcı ve liberal başbakanın en büyük rakibi ise diğer bir sağcı lider Jaroslaw Kaczynski. Fakat seçim yarışında muhafazakar lidere pek de şans tanınmıyor. Yakalanan ekonomik başarı terazinin Tusk lehine değişmesine yol açıyor. İki lider arasında ise ezeli bir rekabet yaşanıyor. Polonya siyasi hayatına damgasını vuran Kaczynski kardeşler Tusk'a karşı ilk yenilgilerini 2007'de aldı. O dönemde Leh Cumhurbaşkanlığı, Jaroslaw ise başbakanlık görevindeydi. Tusk başbakanlığı ikizlerin elinden alarak büyük bir ittifaka da son verdi. Avrupa Birliği taraftarı liberal politikacı Avrupa kurumlarının kuvvetlendirilmesini ve özelleştirmelerin devam etmesini istiyor. Tusk daha az devlet, daha çok girişimci fikrini savunuyor. Uyguladığı başarılı liberal politikaların ülkeyi krizden korumada çok büyük bir rol oynadığı düşünülüyor. 38 milyon nüfusa sahip ülke kriz döneminde kalkınmasını sürdürebilen tek Avrupa Birliği üyesi oldu. Gayri safi yurt içi hasılayı 2010'da %3.8 arttıran Lehler, bütçe açığını ise 2012'de %6.5'ten 3'e düşürmeyi hedefliyor. Ülkedeki tek sorun işsizlik oranının hala çok yüksek olması. Bu parlak bilanço en büyük rakibi Kaczynski'nin seçimleri kazanma şansını düşürüyor. Hukuk ve Adalet Partisi'nin liderinin rakibini devirebilmesi için başka yollara başvurması şart. Eski Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin 2010'da Smolensk'te hayatını kaybetmesi Jaroslaw'ın politikada tekrar yükselişe geçmesini sağladı. Politikacı kazada Rusların ve Tusk'un parmağı olduğunu ileri sürmekten de çekinmedi. Kaczynski rakibinin aksine Avrupa karşıtı bir politika yürütüyor. Ruslar ve Almanlardan hoşlanmıyor. Brüksel'le de sık sık zıtlaşıyor. Muhafazakar lider özelleştirmeleri istemiyor. Milliyetçi akımları ön plana çıkarıyor. Pazar günkü seçimlerde solcu partilere ise şans tanınmıyor. 2005'ten beri Leh solu büyük bir düşüş içinde. Son seçim araştırmalarında solun %10'luk bir oy oranına ulaşmasının bile mümkün olmadığı düşünülüyor.